Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ses üzerinde bir rahatsız edicilik yok değil mi arkadaşlar? Normal geliyor. Gerekirse biraz daha uzak durabilirim. Evet, önce ben bir özür beyanıyla söze başlayayım. Aslında bizim bu Akaid Kelam Seminerleri programı saat 2'de başlıyor. Fakat bu kurumla bizim Darül Hikme arasında bir iletişim arızası yaşandı. Ve sonuçta böyle bir arıza üzerine ders 50 dakika gecikmeli olarak başlamış oluyor. Belki de bu zaman zarfında buraya gelip de kendilerine dersin başlangıç vaktiyle ilgili yanlış bilgi verilmiş olan arkadaşlar hala gelemediler. Yavaş yavaş gelen arkadaşlar var. 3.30'da herhalde dersin başlayacağı söylenmiş. Bir bilgi eksikliğiydi bu. Bundan dolayı ben gerek şahsım adına gerek kurum adına hepinizden özür diliyorum. İnşallah bunların tekerrürü olmaz diyorum ama tabii takdir edersiniz ki bizim kurum aşağıda Darül Hikme olarak kendi mekanımız pek bu ders için o kadar elverişli değil, dar bir mekanımız var. Burası İHA, koca bir kurum, başka programlar da yapılıyor, kendi programları var. Bu bakımdan zaman zaman bizim istediğimiz vakitte, istediğimiz şartlarda salonu müsait bulamayabiliyoruz. Ya da böyle bir iletişim arızası yaşandığında bundan başta tabii ki sizler mağdur oluyorsunuz. Tekrar ben özür dilemek istiyorum. Ama normalde bu dersin, seminerin mukarrar vakti 2'dir. 2 ile 3.30 arası inşallah yapmayı planlıyoruz. O 3.30'da başlayacak denen seminer, buradaki yetkililerin vermiş olduğu bilgi, ayda bir, her ayın ilk haftası, cumartesi günü Ebu Bekir Sifil Hoca'nın semineriyle ilgili bilgiydi. Onlar bizim geçen hafta burada yaptığımız seminerin her hafta tekerrür edeceğini belki düşünmedikleri için böyle bir bilgi hatasına düştüler. Evet, şimdi size dağıtmış olduğum evraklarda bugünkü derste, bugünkü seminerde özellikle işlemeye çalışacağım konunun yazılı hali mevcut. Devamı da var. Devamı da Ehl-i Bidat'la ilgili tasnifi ve Ehl-i Bidat diye bilinen fırkaların tariflerini, görüşlerini içeren bölüm oluyor. Eğer önümüzdeki seminerde o kısmı burada ders olarak işleme fırsatımız olursa, bitirebilirsek, o takdirde önümüzdeki seminerden bir sonraki seminerde inşallah Metne el-Akidetü Tahaviyye diye bilinen o eski Arapça öz be öz efendim Hanefi akidesine başlama şansımız olacak, bir aksaklık çıkmazsa inşallah. Biz geçen hafta da giriş yapmıştık. Belki geçen hafta girişin girişiydi. Bu hafta tam olarak kelama, akideye, İslam inanç esaslarını konu edinen ilme bir giriş yapmayı planlıyoruz. Bunun için öncelikle planladığım şekliyle ihtilaf kavramı üzerinde durmak istiyorum. Önceki seminerde hatırlarsanız imanın tarifine değinmiştim. Kelam ne demek? İtikat ne demek? Akide ne demek? Çok temel kavramlar vardı. Bunlarla ilgili biraz malumat vermiştim. Ve Kur'an ve hadis metinlerinde geçen itikada dair ayet ve hadislerin muhtevası, ifade biçimi, üslubu, muhatap kabul ettiği kitle, kimleri muhatap kabul ediyor, hangi itikadi duruşları
reddediyor, tenkit ediyor. Bunlarla ilgili malumat vermiştik. Ve kısmen de ilk defa itikadi problemler nasıl başladı, nerede ortaya çıktı, hangi görüşler etrafında bunlar belirdi. Bunlarla ilgili biraz malumat vermiştik. Tabii ben geçen hafta bilerek biraz daha fazla konuyu devam ettirmek istemedim. Konunun bu haftaki kısmına girmek istemedim. Çünkü geçen hafta gerçekten sayımız azdı. Oysa kurumumuza yapılan müracaatlar çok daha kabarık olması yönündeydi. Bu yüzden geçen hafta da bir iletişim arızası yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde durarak bu hafta katılabilecek olan arkadaşlarımız, ki onları burada görüyorum, bir bakıma onların yetişmesi için kendilerine bir fırsat vermiş olduk. Dolayısıyla özrümüzü geri alabiliriz. Yani sizin için geçen hafta biraz beklemiştik. Evet, şimdi ihtilaf kavramı etrafında biraz durmak istiyorum. İhtilaf, hilaf, şikak, bunlar Kur'an'da da geçen kavramlardır. İhtilaf farklılık demek. Önünüzdeki kağıtlarda bunlar not olarak yer alıyor. Oradan da takip etme imkanınız olabilir. İhtilaf farklılık anlamına geliyor. İki şeyin birbirinden farklı olması, değişik olması anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de de وَمَا اخْتَلَفَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ veya buna benzer ifade biçimleriyle sık sık ihtilaf kavramıyla karşılaşıyoruz. Ehli kitapla ilgili olarak ya da genel olarak insanlarla ilgili olarak. İşte insanlara kitap geldikten sonra, din, peygamber gönderildikten sonra ihtilafa düştükleri şeklinde bir anlatım var. Yani önceleri birken çıkarlar, amaçlar, menfaatler, düşünceler, hayat tarzı her şey birdi. İnsanlar bir ümmet idi, tek bir topluluk idi. Daha sonra Allah Azze ve Celle onlara peygamber gönderiyor, din gönderiyor, şeriat gönderiyor. Semavi bir bilgi geliyor, insanları aydınlatıyor ve inananlar ve inanmayanlar, tabi olanlar ve karşı koyanlar diye insanlar ikiye ayrılıyor. Ve karşı koyanlar inananların karşısında zaman içerisinde dozajını artırarak bir düşmanlık politikası izliyorlar. İşte savaşlar vesaire. Hep dikkat edilirse, dinlerin tarihine bakılırsa, ümmetlerin tarihine bakılırsa, tarih hep bu mecrada seyrediyor. İşte ihtilafın şöyle akla gelebilir. Aslında insanlar ihtilaf etmeyecekti ama ihtilafın sebebi vahiydir, dindir, peygamberdir, şeriattır diye düşünülmesin. İnsanlar içerisinde dine karşı koyanlar aslında ihtilafı tetikliyor. Allah Azze ve Celle'nin semadan gelen vahyine tabi olmuş olsalar ihtilaf diye bir şey olmaz. Ama buna karşı koyduklarında, fıtratlarıyla çatıştıklarında ihtilaf eden bir fırka olarak, hilaf eden bir fırka olarak, şikak içine düşen bir fırka olarak hemen ayrı bir konuma geçmiş oluyorlar diye düşünmek daha doğru olur. Yoksa din bizzat hilafın sebebi değildir. Belki birilerinin içinde hilafın ortaya çıkması için, birilerinin içindeki muhalefet duygusunun hadde, hududa, kanuna, yasaya efendim bağlı kalmama şeklinde tecelli eden o itaatsiz, isyankar ruhun ortaya çıkması için belki tetikleyici bir neden oluyor diye düşünülebilir. İhtilaf, görüş farklılığı da ihtilaf, görüş, düşünce, inanç farklılığı da ihtilaf diye anlatılıyor. Ve bizim Milel ve Nihal edebiyatına, yani fırkalarla ilgili kitaplara, gerek Makalatul İslamiyyin, gerek işte Şehristani'nin El Milel ve Nihal'i, gerekse diğer bu konuda yazılmış kitaplara baktığımız zaman, hilafları furu'i ihtilaflar ve usuli ihtilaflar diye ikiye ayırma eğilimi ya açık ya da dolaylı olarak dikkat çekiyor. İşte insanların farklılaşması, farklı düşüncelere, görüşlere uyması, meyletmesi ya usul alanında olur, bunun adı usuli ihtilaflardır, ya da furu alanında olur, daha detay, daha teferruat diyebileceğimiz meselelerde olur, bunun adı da furu'i ihtilaflar diye geçiyor. Usulü ihtilaflar, dinin aslını teşkil eden ve dini hükümlerin temelini, medarını teşkil eden konulardır. Allah'ın birliği, Cenab-ı Allah'ın sıfatları, fiilleri, peygamberler, peygamberlerin sıfatları, melekler, Allah'ın gönderdiği kitaplar, kitaplarla ilgili temel tasavvurlarımız, öldükten sonra dirilmek, kaza kader inancı gibi genel olarak bizim inanca dair İnanmamız gereken, sahip olmamız gereken o esaslar, benimsememiz gereken, itikad etmemiz gereken o esaslar
dinin usulünü, asıllarını, köklerini, temellerini teşkil ediyor. Nitekim diğer ahkam, işte namaz, oruç, zekat, hac, cihat, tesettür vesaire diğer ahkam hep bunları kabul eden insanlar tarafından icra ediliyor, yapılıyor. Bunları temelde kabul etmeyen birisi, yanaşmayan birisi haliyle bu diğer hükümleri de fer'i veya furu'i hükümleri de ne yapıyor? Zaten kabullenmiyor. İşte furu fıkıh diye bilinen alan, normalde haramları, helalları, farzları, vacipleri, sünnetleri, mubah ve müstahapları konu edinen, işte kitab-ı tahara ile başlayan, namaz, oruç, işte nikah, beyh, talak, işte rehin, hacir diye devam eden, daha sonra en son vasiyet, miras bölümleriyle biten o fıkıh kitaplarının konu indeksini şöyle bir hatırladığımızda, işte furu derken veya furu'i ihtilaflar derken neyi kastettiğimiz biraz daha net olarak anlaşılır. İşte usulü ihtilaflar, kısacası itikattaki ihtilaflar, akidede yaşanan ihtilaflar, haricilerle, şiilerle, mutezili olarak kendilerini tanımlayan çevreyle tarihte, bunlarla olan ihtilafımız bizim usulü ihtilaflardır. Neden? Çünkü bunlarla ya Allah'ın sıfatlarında tartışıyoruz, ya bunların Allah'ın sıfatlarına dair düşüncelerinde bizden ayrıldıkları bir nokta var, ya peygamberlerle ilgili tasavvurlarında farklı bir yol izlediklerine şahit oluyoruz, ya ahiretle ilgili, ahiret halleriyle ilgili düşüncelerinde, inançlarında ehl-i sünnetten ayrıldıkları bir nokta var. Bu bakımdan bu fırkalarla, ekollerle aramızdaki ihtilaf, usulü ihtilaflar olarak değerlendirilmeli. Bir de aynı itikadi esasları benimsediği halde, bunlara itikad ettiği halde, gerek Cenab-ı Allah'a iman, yani Amentü'deki 6 esas ve onların detayları konusunda aynı inanca sahip olduğu halde, bakıyorsunuz ki fıkıhta, namazın farzları hususunda, işte abdestin şartları, rükünleri hususunda, namazın şartları hususunda, alışverişle ilgili, hangi alışverişler sahihtir, hangileri fasittir gibi, bu gibi daha çok furu fıkıh dediğimiz ameli hükümlerle ilgili görüş ayrılığı efendim yaşanıyor. Burada da mezhepler diye bilinen, daha çok mezhep ifadesi bunlarla ilgili kullanılıyor. İşte Şafiilik, Hanefilik, Hanbelilik, işte Malikilik diye, bugün dört mezhep diye özellikle bildiğimiz ana ekoller. Bunların kendi arasında yaşamış olduğu ihtilaflar, usulde yaşanan ihtilaflara örnek teşkil etmiyor. Yani bunların Allah inancı, Allah'ın sıfatlarıyla ilgili inançları, efendim peygamberlerle ilgili tasavvurları, öldükten sonraki dünyayla ilgili tasavvurları, Cenab-ı Allah'ın fiillerine dair tasavvur, Kur'an'la ilgili tasavvurları, sünnetle ilgili tasavvurları hep temelde aynı. Ha, farklılaştıkları noktalar var. Biraz sonra ona da geleceğim. Ehl-i sünnetin içindeki ihtilaflar diye. Bu konularda birbirleriyle temelde aynı düşünmekle, aynı yolu, çizgiyi takip etmekle beraber furu'da bakıyorsunuz işte Şafiilerde namazdan secdeye giderken işte elleri kaldırmak onlarda gerekli olan bir şey. Bizde elleri kaldırmak gerekli olan bir şey değil. Yani daha doğrusu bizde böyle bir şey yok. Onlarda böyle bir şey var namazda. Bizde yok. İşte onlara bakıyorsunuz. Abdestin farzları onlara göre 6 tane. Şafiilerde tertip var. İşte niyet var. Bizde tertiple niyet yok. Yani şartlarda bile, rükünlerde bile bazı efendim farzların detaylarında böyle ihtilaflar yaşanabiliyor. İşte bu ihtilaflar furu'u ihtilaflardır. Ne demek? Yani temele, esasa, itikada raci olmayan, furu, teferruat diye bilinen ahkamda sınırlı kalan ihtilaflardır ve bu ihtilaflar ehl-i sünnet içerisinde bu sınırlar dahilinde kalan, dışarı taşmayan ihtilaflar olarak değerlendirilebilir. Bizim akidede ya da itikatta ya da kelam kitaplarında işte diğer ekollerle, fırkalarla tartışma konusu olan hususlardaki ihtilaflar hep usulü ihtilaflar dairesine giriyor. Ve az evvel kısmen isimlerine değindiğim fırkalarla ihtilaflarımız bunun en başlıca örnekleri olarak görülebilir. Bu bakımdan konumuz o ki burada akide kelam seminerleri düzenleniyor. Konumuz şu halde kendiliğinden ortaya çıkıyor ki biz usulü ihtilaflar ekseninde efendim ortaya çıkan görüşler ve özellikle bu görüşler içerisinden, bu çizgiler içerisinden ehl-i sünnet çizgi bunu esas alan bir efendim anlayışla ve bunu esas alan metinler üzerinden bu seminerleri tertip edeceğiz demektir. Usulü ihtilaflar nasıl çıktı? İlk defa nasıl ortaya çıktı? Geçen hafta kısmen buna değinmiştik. Yine buna değinelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken tabii sahabe arasında
usulî anlamda bir ihtilaftan bahsetmek söz konusu değil. Hatta bir yere kadar furu'i ihtilaftan da bahsedilemez. Sahabe kendi arasında hiç tartışmıyor muydu? Belki bir meselenin çözümünde, bir meseleyle ilgili kafalarında bir soru takıldığında bu soruyu ilk etapta o soruyla ilgili bir fikir beyan ettiklerinde muhatabı farklı bir fikir beyan edebiliyordu. Bu öyle değil de böyle olmalı bence belki diyenler vardı. Çok da bunun örneği yoktur. Çünkü onlar dini konularda pek de böyle görüş beyan etme Allah Resulü hayattayken pek buna cüretli insanlar değillerdi. Böyle olmuş olsa bile, yani birisi şöyle, birisi efendim aksini söylemiş olsa bile hemen Allah Resulü yanı başlarındaydı. Allah Resulü'ne durumu arz edip ondan çözüm isteyebiliyorlardı. Allah Resulü de onlara bu konuda gerekli açıklamayı yapıyor ve ihtilaf belki başlamadan çözülmüş oluyordu. Bu furu'i meselelerde böyle olduğu gibi usulî meselelerde de böyleydi. Zaman zaman ayetlerin nüzulüne sebep teşkil edebilecek nitelikte sahabenin böyle yakınmaları, kafalarında soru işaretleri oluşabiliyordu. Allah Resulü'ne açıyorlardı ve Allah Resulü kendisi ya cevabını veriyordu veya konuyla ilgili bir ayet geliyordu. Hemen soru işaretleri bertaraf ediliyor. Doğması muhtemel ihtilafta doğmadan yok edilmiş oluyordu. Ama Allah Resulü vefat ettikten sonra kapılarını çalıp da verdiği açıklamayla bütün sadırların, gönüllerin şifa bulabileceği, kimsenin aklında, zihninde, ruhunda en ufak bir soru işareti kalmayacağı böyle bir bilgi kaynağı da haliyle kesilmiş oldu, vahiy kesilmiş oldu. Hazreti Peygamber Efendimiz artık yanlarında değildi. İşte sahabe devrinin başlarında bakıyoruz, bazı ihtilaflar yaşanıyor. Halife seçiminde bir ihtilaf yaşanıyor. İşte Hazreti Peygamber Efendimiz'in defnedileceği yer konusunda ihtilaf yaşanıyor. Yine Hazreti Peygamber Efendimiz'in geriye bırakmış olduğu tehlike varislere dağıtılır mı, dağıtılmaz mı? Hazreti Peygamber Efendimiz'e varis olmak mümkün müdür, değil midir? Bu konuda efendim kısa süreli bir görüş ayrılığı yaşanır. Ama bütün bunlar sahabenin o salavetli duruşu, teslimiyetçi duruşuyla hala aynı kaynaktan beslenen, dolayısıyla zihinleri bulanmamış, o kaynaklara teslimiyet duygusunda en ufak bir zedelenme yaşanmamış müminler olmaları bakımından bu ihtilaflar sorunsuz çözüme kavuşturulmuş oluyor. Yani sahabenin bu ihtilafları üzerinden sahabenin ikiye ayrıldığını, bazı sahabiler bu konuda böyle düşünüyor, diğerleri farklı düşünüyor, dolayısıyla onların itikadi duruşu başkadır, bunların itikadi duruşu başkadır diye bir şey yok. Hiçbir itikadi fırka, işte hariciler olsun, şiiler olsun, işte mutezile olsun, kendi görüşlerine, o Kur'an, sünnet, sahabeden tevarüz edilen asara dayanmayan kendi görüşlerine dayanak olarak açıkça şu sahabiler efendim bizim görüşümüzü savunuyordu. Nitekim onlar da böyle demişlerdi. Ha diğerleri de sizin görüşünüzü savunuyorlardı diye net, insanı tatmin edebilecek bir bilgi ortaya koyabilmiş değillerdir. Bir takım referansları vardır. İşte zaman zaman Hazreti Ali ile kendi görüşlerini refer etme çalışmaları vardır. Hasene Basri'ye dayandırma çalışmaları vardır. İbn Abbas'a, İbn Ömer'e. Kesinlikle bütün bu atıflarda, referasyonlarda hep bir sorun vardır. Ya açık bir delalet yoktur ya da nakilde ciddi anlamda bir şüphe vardır. Bunların tek tek efendim yeri geldikçe izahını, tahlilini yapacağız inşallah. Şu halde sahabe itikadi anlamda aynı çizgideydi. Aynı vetile üzerineydi. İtikadi anlamda en ufak bir ihtilaf yok. Fıkıhta ihtilaf var ama itikatta en ufak bir ihtilaf yok. İşte sahabe bu durumdan etkilenmiyor. Ama bakıyorsunuz ki sahabe arasında yaşanan bu ihtilaflar daha sonra sahabe bunları çözümlediği halde, bunlar üzerinden herhangi bir itikadi sarsıntı yaşamadığı halde bir nesil sonra 50'li, 60'lı, 70'li yıllardan itibaren yeni yeni İslam'a giren o topluluklardan birilerinin elinde, zihninde bunlar bir itikadi sarsıntıya ya da bir itikadi sarsıntı için bir malzemeye dönüşebiliyor. Zaman zaman referans olarak kullanılabilir hale gelebiliyor. Bakıyorsunuz sadece sahabenin görüşleri, duruşları, ihtilafları değil, ayetler de, hadisler de bu kimseler elinde kendi yanlış düşünceleri, yanlış temavülleri, girişatları için efendim kullandıkları, haklı olmadıkları halde kullandıkları birer delile, referansa dönüşebilmiştir. Nitekim bu alan, yani böyle Kur'an üzerinden, hadisler üzerinden yapılan bu tartışmalar, özellikle Kur'an ayetleri üzerinden, bizde işte Hucacül Kur'an nitelikli bir literatürün oluşmasını sağlamıştır. Bu konuda yazılmış kitaplar var. Kitab Hucacül Kur'an bir örnek olarak işte Ebu Abdillah Eddamigani var. Hicri 5. yüzyılda yaşamış olması gerek. Hanefi alimlerinden. O kitabında
Kur'an'dan hangi fırka, hangi ayette, hangi görüş için kendisine delil getirmiş, istidlalde bulunmuş. Böyle adeta bir liste veriyor. Şöyle 150-200 sayfalık bir kitap. Böyle bir literatürü var. Karşı tarafım var. Tefsirlere bu yansımış. Evet. İşte sahabeden sonraki nesilde bakıyorsunuz. Sahabenin son dönemlerinde, Hazreti Osman döneminin sonlarına doğru siyasi anlamda bir kırılma var. Yaşanan ihtilaflar var. Bir sarsıntı yaşanmış. Bu bir gerçek. Daha sonra Hazreti Ali döneminde, Hazreti Osman'ın şehadetiyle beraber iyice ortalık karışmış. Hazreti Ali'nin hilafeti döneminde zaten bu karışıklıklar bir mücadeleye, bir savaşa dönüşmüş. Ben bu ihtilaftan bahsetmiyorum. Sahabe ihtilaf etmedi demiyorum. Sahabenin itikadi anlamda ihtilafı yoktu diyorum. İki taraf birbiriyle savaşıyor fakat itikatları aynı. Kur'an-ı Kerim'den çıkardıkları içtihatlar belki farklıdır. Haksız olanları var, haklı olanları var. Konumuz o değil. Bu ayrı bir mesele. Ama az evvel üzerinde durduğum nokta, sahabe aralarında fıkhi anlamda, siyasi anlamda bir kısım ucu savaşlara varan ihtilaflar yaşadığı halde itikatta, usulü dinde asla bir ihtilaf yaşamamıştır. Şu sahabi usulü dinde bu görüşü benimser. Şu sahabi de onun tam zıttı bir görüşü benimser diye bir şey söylemek asla mümkün değildir. Sahabeden sonraki döneme baktığımız zaman işte 60'lı 70'li yıllarda sahabe, genç sahabilerin artık ömürlerinin sonlarına doğru sayılabilecek o zaman diliminde Küfe'den, Bağdat'tan, Basra'dan, o bölgeden insanlar oralarda bir takım fikirler tartışılıyor. Merkeze gelen insanlar var. Fikirleri, orada tartışılan fikirleri sahabeye taşıyorlar. Geçen hafta örneğini vermiştik işte. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'ya Basra'dan gelen bir grup. Onlar kendi bölgelerinde kaderi inkar eden bir taifenin varlığından söz ediyorlar. Diyorlar ki işte bizim oralarda bir grup türedi. Bunlar diyorlar ki la kadara vel emru unfum. Kader diye bir şey yoktur. Dünyada yapıp ettiklerimiz, dünyada olan her şey İptidaen ortaya çıkmıştır. Daha önceden takdir edilmiş, Allah tarafından irade edilmiş değildir. Diyerek işte tarihte kaderiye fırkası olarak bilinen bu fırkanın öncülüğünü yapan ilk efendim taife bu şekilde ortaya çıkıyor ve bu mesele o günkü saf samimi Müslüman bir grup tarafından Abdullah İbni Ömer'e arz ediliyor. Böyle bir görüşle karşılaştık. Böyle böyle diyenler var. Ne dersiniz diye. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a diyor ki ben onlardan beriyim diyor ve Allah Resulü'nün Cibril hadisi diye meşhur olan işte içinde imanın, ihsanın, imanın, İslam'ın ve ihsanın ve daha sonra kıyamet alametlerinin anlatıldığı uzunca bir hadis var. O hadis-i şerifi okuyor. Orada iman esaslarını anlatırken kadere iman maddesi geçiyor. O kadere iman maddesinin üzerine basa basa diyor ki kadere iman, iman esaslarındandır. Ben o taifeden beriyim diyerek onların efendim en azından bugünkü ifadesiyle yumuşatarak konuştuğumuzda sünnet dışı, Allah Resulü'nün işte sünnetiyle uyuşmayan bir anlayış içinde olduklarını bu şekilde ifade etmiş oluyor. İşte ilk defa kadere karşı bu olumsuz tavrı geliştiren kişinin Ma'bed el-Cüheni olduğu söyleniyor. Peşinden işte Gaylan el-Dimeşki geliyor. Daha sonra Cadi ibn-i Dirhem geliyor. Bunlar kaderiye mezhebinin fırkasının ilk öncüleri olarak kabul ediliyor. Bunların sadece görüşleri sadece bunlar değil. Başka görüşleri de var ama artık isimlerinin bayraklaştığı görüşler bunlardır diyebiliriz. Daha sonradan Vasıl bin Ata karşımıza çıkıyor. Hasan-ı Basri'nin meclisinde, Basra'da onun derslerine, işte sohbet halkasına katılan, ashabından ilk zamanlar olduğu söylenen birisi. Yanında Amr bin Ubeyd var. O da Mu'tezile'nin öncülerinden. Hasan-ı Basri'ye meşhur bir hadise anlatılır ya, soruluyor. Bizim bölgemizde şöyle diyenler var. Kişi mümin olduktan sonra işlemiş olduğu günah ona hiçbir zarar vermez. Günah işlemenin hiçbir zararı yok. Önemli olan imandır. Hani bugün kalbim temiz diyorlar ya. Kalbimiz temiz olduktan sonra işlemiş olduğumuz günahlar, ibadetlerdeki kusurlarımız vesaire herhangi bir zararı, haleli yoktur şeklinde. Böyle diyenler var. Bir de bakıyoruz bunun tam karşısında İşte daha önce ortaya çıkmış hariciye fırkası diye bilinen hariciler var ki onlar da diyorlar ki büyük günah işleyen kişi imandan çıkar, kafirdir. Sadece imandan çıkarla kalmıyor, kafir olur diyorlar. Bir grup diyor ki iman olduktan sonra büyük günah da olsa işlenen günah hiçbir zarar vermez. Diğer bir grup tam aksine zıt kutuptan diyor ki iman büyük günahla beraber yok olup gider. Büyük günah işleyen kişi imandan çıkar, kafir olur diyor. Biz şaşırdık kaldık, ne dersiniz? Hasan-ı Basri henüz cevap vermeden işte Vasıl bin Ata diye bilinen kişi
atılıyor ve diyor ki benim görüşüm, yani fasık kimseyi soruyorlar. Büyük günah işleyen kişinin durumu nedir? Mümin midir, kafir midir? Aslında soru bu. Vasıl bin Atar diyor ki o kimse ne mümindir ne de kafirdir. Mümin değildir, imandan çıkmıştır. Kafir de değildir, küfre girmemiştir. Böylece imanla küfür arasında üçüncü bir konum, manevi bir konum ihdas etmiş oluyor. Buna da el-menzile, beynel-menzileteyn deniyor daha sonra Mutezile literatüründe. İki konum arasında, imanla küfür arasında orta bir konum. Yani fısk diye isimlendirilen bir konumdur. Onlara göre büyük günah işleyen kişi, Mutezile bu görüşü daha sonradan benimsemiştir. Ve usulü hamse diye bilinen beş temel prensibinin arasında da yer almıştır. Onlar diyorlar ki, kişi büyük günah işlediği zaman tevbe etmedikçe imandan çıkmıştır ama küfre de girmiş değildir. Peki haricilerden farklı olduğu nokta nedir? Sadece kafir ismini kullanmaktan çekiniyorlar. Peki ahirette bu kimsenin durumu nedir? Milal ve Nihal kitaplarına bakıyoruz. Ahirette bu kimsenin durumunun kafirden bir farkı yok. Yani o da sonsuza kadar cehennemde yanacaktır diyor Mu'tezile. Hüküm itibariyle bir fark yok. Sadece dünyada isimlendirme itibariyle bir fark olduğunu görüyoruz. Şimdi ve Vasıl bin Ata bu cevabı verdiğinde tabii meclisteki herkesin tepkisini çekiyor. Ondan sonra meclisten ayrılıyor. Kendisi mescidin bir başka direğinin dibinde kendine yeni bir meclis kuruyor. Gelip soru soranlar, sözünü dinleyenler vesaire orada bir halka etrafında oluşmuş oluyor. Ve ondan sonra Vasıl bin Ata yetiştirdiği insanlara, fikirlerini enjekte ettiği insanları sağa sola gönderiyor. Ve artık Mutezile diye bilinen, daha sonra gelişen o fırkanın da böylece öncülüğünü yapmış oluyor. Hasan-ı Basri de işte onlarla ilgili olarak diyor ki يَعْتَزَلَ عَنَّا وَاصِلْ Vasıl bizden ayrıldı. يَعْتِزَلْ ayrılmak demek. Kendilerine daha sonra işte Mu'tezile dendiği söyleniyor. Bir başka rivayet var. Yine Hasan-ı Basri'nin arkadaşlarından, tabiinden İmam Katade var. Katade bin Dihame. O zat bir defa Basra'da mescide geliyor. Hasan-ı Basri'nin meclisidir, onun ders halakasıdır düşüncesiyle. Oturuyor, bakıyor ki dinledikleri şeyler biraz tepkisini çekiyor, farklı olduğunu anlıyor ve diyor ki kimin meclisi? İşte Vasıl'ın meclisi. Ha bunlar itizar edenlerdir, bunların meclisi diye orada itizar ifadesini kullandığı için daha sonra onlara Mu'tezile, yani itizar edenler anlamında bir isim olarak bunu kullanıldığı söyleniyor. Zahid Kevseri bir başka isimlendirmeyle ilgili bir başka anekdot aktarıyor. Diyor ki aslında itizarın kökü Ehl-i Beyt'e kadar varır diyor. Çok daha eskiye dayanır diyor. O dönemde Ehl-i Beyt torunlarından, Ehl-i Beyt'ten, o aileden gelen birileri, efendim isimlerini de veriyor. Onlar kendilerini ilme aradılar. Ve onlardan yetiştirdikleri talebeler bu yönde, işte kader konusunda, buna benzer konularda bazı fikirler onlara aşıladılar diyor. Ve kendilerini artık şeyden çektikleri için, siyasi meselelerden çektikleri için ümmet tabi bölünmüş, parçalanmış, bir grup işte Hazreti Ali taraftarı, bir grup diğer bir taraftar. Onlar kendilerini bu savaş ortamından, siyasi, fikri polemiklerden, mücadeleden çekip kendilerini ilme vermişler, ibadete vermişler. Bu işle uğraşmışlar ama böyle temelde böyle fikirleri de var. İşte ilk defa Mu'tezile'nin o insanlar olduğu, biz sizden itizar ettik, sizin kargaşanızdan, kavganızdan, mücadelenizden uzak durduk, ayrıldık anlamında kendilerini Mu'tezile olarak isimlendirdikleri de böyle bir tarihi bilgi olarak geçiyor ama pek kelam kitaplarında, Milal Nihal edebiyatında tutulan bir efendim görüşte değil. İşte Vasıl bin Ata ile Mu'tezile'nin temelleri atılmış oluyor. Ve Mu'tezile daha sonra Vasıl bin Ata 1. yüzyılın sonlarında vefat ediyor. Yani 2. yüzyılın sonlarında. 1. yüzyılın sonlarıyla 2. yüzyılın başlarında yaşamış birisi. 2. yüzyılın başlarında vefat ediyor. Daha sonra onun işte bu düşüncelerini yayan, etrafa gönderdiği işte o propagandistler yoluyla, talebeleri yoluyla, talebelerinin talebeleri yoluyla Hicri 2. yüzyılın sonlarında artık böyle kökleşmiş, yayılmış, görüşleri bir yere kadar oturmuş bir ekol, bir fırka olarak karşıya çıkıyor. Ve Mu'tezile ilk zamanlar Mu'tezile'nin aslında sorun olarak gördüğü şey Hristiyanlar. O dönemde Hint'ten, İran'dan, işte yabancı kültürlerden etkilenmiş veya yabancı kültürlere sahip olan insanlardan İslam itikadının içini oymaya çalışan zenadika, zındıklar diye bilinen taife, asıl onların tartıştığı, mücadele ettiği kitle bunlar. Ve nitekim onların Hristiyanlara reddiyeleri var.
Ondan sonra zındıklara karşı revgiyeleri var. Yani bu manada ciddi anlamda büyük bir İslami hizmeti üstlenmişler. Onlarla o yabancı kültürlerle bir temas doğuyor. Onlarla yaptıkları tartışmalar. Üzerine yabancı kültürlerle bir temasa geçiyorlar. Onların kitaplarını okuyorlar. Fikirlerini öğreniyorlar. Fikirleri üzerinde kafa yoruyorlar, tartışıyorlar, cevap veriyorlar, eleştiriyorlar, nakzediyorlar derken işte tartışma zemininde de olsa bir diyalog başlamış oluyor. Bir münasebet doğmuş oluyor en azından. Ve bunun üzerine Mutezile işte bu aslında kelam ilminin başlangıcı olarak sayılıyor. O gün gerek gayrimüslimlerle, gerek Müslümanlar arasında fakat İslami itikadı taşımayan zındıklarla efendim yapılan bu tartışmalar ve bu tartışmalar etrafında oluşan kavramlar, bilgiler, esaslar ki bunlar Mutezile öncülüğünde oluşmuş. Bu o gün kelam ilmi olarak biliniyor ve kelam ilmini Mutezile'nin tesis ettiği söyleniyor. Akaid ilmi değil, kelam ilmi. Nitekim zaman zaman düşünce tarihi kitaplarında, kelam kitapları, akide kitaplarında, ilimler tarihiyle ilgili kitaplarda görürsünüz. Orada İmam Ebu Yusuf'un, İmam Muhammed'in, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, büyük imamların, bizim müştehit imamlar dediğimiz önder imamların orada kelam ilmini zemmettiğine, yerdiğine dair, şiddetli biçimde tenkit ettiğine dair, kelamcılarla ilgili çok ağır ifadeler kullandıklarına dair rivayetlerle karşılaşırsınız. Halbuki aynı kelam daha sonra da Ebu Hasan el-Eş'ari olsun, Bakırlihaniler olsun, Ehl-i Sünnet imamları tarafından, yani o imamların tabileri olan, onların mezhebine tabi olan, o silsilenin devamı olan büyük Ehl-i Sünnet imamları tarafından da kullanılmış. Kitaplarında kelam adı verilmiş. Kelamla iştigal etmekte bir beis görmemişler. Bu bir an için insan zihninde bir çatışmaya yol açıyor. Bir problem doğurabiliyor. Bunun çözümü şöyle yapılıyor. Deniyor ki, işte o dönemde, o alimlerin yaşadığı Hicri 2. yüzyıl özellikle, o dönemde kelam Mutezile eliyle doğmuştur. Kelam dendiğinde anlaşılan şey Mutezile'nin fikirleridir. Mutezile'nin itikadi alanda yaptığı tartışmalardır. Ve bir taraftan tartışırken Mutezile bu arada esaslar da belirliyor. Yani siz işiniz gücünüz eğer bir grupla tartışmaksa, batıl, yanlış görüşleri olan bir grupla tartışıyorsanız, o tartışma esnasında ister istemez siz de bir konu, kendinizi bir yere konuşlandırıyorsunuz. Ayağınızı bir zemine basıyorsunuz da onunla tartışıyorsunuz. Siz onu bir şey reddederken zımni olarak, dolaylı olarak doğrusu budur demiş oluyorsunuz. O yanlıştır dediğiniz anda doğrusu bunun tam zıttıdır demiş oluyorsunuz ve dolaylı olarak siz de bir itikadi sistem inşa etmiş oluyorsunuz. İşte Mutezile'nin işte mesela Hristiyanlarla yaptıkları tartışmalarla bir örnek verelim. Özellikle Hristiyanlarla yaptıkları tartışmalarda ya da Hristiyan dünyadan İslam dünyasına intikal eden o teslis düşüncesi, onların teslis inancı, Hz. İsa Allah'ın oğludur, işte üç Allah inancı veya üç uluhiyet kimliğini taşıyan üç varlık, Ruhul Kudus, İsa, oğul ve baba şeklindeki bu anlayış, Mutezile bu anlayışı reddederken o tevhidçi tutum, o noktaya geliyor ki Kur'an-ı Kerim'in kadim olduğu düşüncesini, inancını da kabullenemez bir tavır olarak ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'in kadim olduğunu, ezeli olduğunu, varlığının başlangıcı olmadığını düşündüğümüz takdirde, buna inandığımız takdirde onu ne yapmış oluruz? İlahlaştırmış oluruz. Ona da ilahi bir kişilik, hüviyet atfetmiş oluruz korkusu. Keza Cenab-ı Allah'ın sıfatlarının, zatına zait anlamda Cenab-ı Allah'ın sıfatlarının kadim olduğunu kabul etmiyorlar. Zata zait sıfatlar var değil, varlığını kabul etmiyorlar. Burada da aynı hassasiyet var. Deniyor ki bu kabul edildiği takdirde Hristiyanlar üç uknum, üç ezeli asıl ihdas ediyorlardı. Ve biz onları tevhid dışına çıkmakla itham ediyorduk, tekfir ediyorduk. Müşrik olduklarını söylüyorduk. Ama aynı şekilde siz de yedi sıfat, hayat, ilim, sema, basar, irade, kelam, kudret diye yedi sıfat benimsediğiniz takdirde siz yedi uknum, o zaman tesbih, teslis değil de tesbih düşüncesine düşmüş olursunuz diyerek haliyle onları reddederken bir taraftan da kendi düşünceleri, inanç dünyası şekillenmiş olur. İşte o dönem 2. yüzyılda yaşayan müştehit imamlarımızın kelama dair eleştirileri, etrafındaki samimi insanları kelama karşı uyarmaları o dönemde kelam ilminin Mutezile'nin elinde olması itibariyledir. O kavramların ilk defa Mutezile ile eliyle ortaya çıkmış olması itibariyledir. O alanda ortaya atılan görüşler, fikirler hep Mutezile'nin sahiplendiği görüş ve fikirler olduğu içindir. Ama iş 3. yüzyılın sonlarına geldiğinde
özellikle 4. yüzyılın başlarında Ebu'l-Hasen el-Eşariler, Ebu Mansur el-Maturidilerle beraber bakıyorsunuz artık Ehl-i Sünnet çevrede bu fikirlere bir cevap verme ihtiyacı hissediyor. İster istemez bu kavramlar o kadar yaygınlaşmış ki, bu kavramlar üzerinden Allah tasavvuru, bu kavramlar üzerinden Kur'an tasavvuru, din tasavvuru, ahiret tasavvuru, peygamber tasavvuru, İslam tasavvuru o kadar yaygınlaşmış ki artık siz buna cevap vermek durumundasınız. Ehl-i Sünnet alimleri kalkıyor, kısmen bu kavramları tadil ediyor. Yani bu kavramların içerikleri üzerinde oynuyor. Diyor ki bu kavram bu şekliyle kabul edilemez. Bu şekliyle tevhide aykırıdır. Veya bu kavram bu şekliyle alemin hadis oluşu prensibiyle çelişir. Diyor, kısmen bazı kavramları değişiyor. Kendisi bazı kavramlar getiriyor. Ve kısmen efendim mevcut kavramları kabul ediyor. Kavramlar üzerinden ortaya konulan görüşleri, tartışmaları, detayları, prensipleri reddediyor. Ve bir tartışma ortamı başlıyor. İşte Ebu'l-Hasen el-Eşari'yi hatırlayalım. İlk 40 yıl, ömrünün 40 yılı itibariyle deniyor. Mutezile olarak yaşamış. Cübbail'in talebesi, Mutezile imamlarından Cübbail'in gözde talebelerinden Mutezili fikirleri yaymış. İnsanları bu fikre çağırmış. Onunla ilgili bir şeyler yazmış, etmiş. Hep o fikrin dahilini yapmış. Daha sonradan Ehl-i Sünnet'e intikal ediyor. Görüşlerinin, düşüncelerinin, duruşunun yanlış olduğunu anlıyor. Onunla ilgili de çeşitli menkıbeler anlatılıyor. Ve ondan sonra artık Ehl-i Sünnet'in düşüncesini, inancını ortaya koymaya, bunu savunmaya, bunun karşısında yer alan tehdit fikir ve düşünceleri reddetmeye, çürütmeye, onlarla tartışmaya başlıyor. Ve anlatıldığına göre nerede bir mutezili oluşum olsa, bir grup olsa, ufak ya da büyük, hemen onları bulup yanlarına gidip hemen onlarla tartıştığı, oradaki o mutezili oluşumu hemen bertaraf ettiği, tartışarak, fikirleriyle, diyalektikle bunu bertaraf ettiği anlatılıyor. Çok tartışmalar yapmış, çok eserler yazmış. Tabii ki onun yazdığı eserler bugünkü gibi, ben bu konuda bir eser yazayım. Önce bunun planını, taslağını çıkar, günlerce uğraş. Efendim, o taslak üzerinde, detaylar üzerinde düşün, et, işte kaynakları topla, kaynaklardan efendim oluşmuş bir literatür sanki varmış gibi, kaynaklardan bilgileri topla, onların sağlamasını yap falan. Uzun süre alan şeyler değil. Bu insanlar korkunç bir zekaya, hafızaya sahipler. Güçlü bir muhakeme var. Bir de o günkü toplumda konuşulan fikirler, savunulan fikirleri çok iyi biliyorlar. Kendisi yıllarca mutezili olarak yaşamış birisi. Kafasında bunlar zaten var. Bilgi olarak da merviyat bilgisi var. Kur'an bilgisi bir kere çok güçlü. Ayetleri çok iyi değerlendirebiliyorlar. Ve ne yapıyorlar? Bunlar gerek ders sırasında imla diyorlar yani. Talebe dersi dikte etmek işte. İmla suretiyle. Gerekse kendisi mütalaa müzakere ederken hızlı hızlı kaleme alarak. Bu şekilde onlarca ciltlik, yüzlerce ciltlik kitap ortaya koyabiliyorlar. Böyle rakamlar duyduğumuzda bugün pek bize inandırıcı gelmiyor ama bu bizim bugün kitap yazmak dendiğinde anladığımız şeyle örtüşmeyen bir kitap yazma anlayışı, geleneği o gün olduğu içindir. Yani kitap yazma kavramında biz onlarla henüz uyuşamadığımız için bize biraz garip gelebilir. Aynı şekilde Mavera'nın Nehir bölgesinde bu Mansur el-Maturidi var. Keza onun tabi bir mutezili geçmişi yok. Ehl-i Sünnet olarak geliyor. İmam Muhammed'in talebelerinin talebeleri eliyle yetişmiş. Ebu Nasr el-İyadiler, onlar eliyle yetişmiş. Orada tevarüs ettikleri bir Ehl-i Sünnet akide var. Nesilden nesile. Ve bunun müdafiliğini yapıyor. Oradaki batıl görüşlerle, bu görüşlerin taraftarlarıyla tartışıyor. O da risaleler kaleme alıyor, cevaplar yazıyor onlara, reddiyeler yazıyor. Ve bunlar da zaman içerisinde kitaplaşıyor veya talebeleri tarafından şifahi gelenekle nesilden nesile intikal ediyor. Bu şifahi gelenek çok önemlidir. Zaman zaman, bunu şunun için söylüyorum, zaman zaman bakarsınız ki İmam Eşari'ye bir görüş atfedilir. Ama kitapta bulamazsınız. Ama bakarsınız ki ısrarla kendinden sonra gelen Eşari alimler hep bu görüşü Eşari'ye dayandırmışlardır. Fakat Eşari'nin kitaplarında böyle bir şey bulamazsınız. Burada nakilde bir şüpheye düşersiniz ama bu şüphenin yeri yok. Yersiz bir şüphedir. Neden? Çünkü bu imamların görüşleri bize sadece kendi yazdıkları kitaplar suretiyle o yolla ulaşmıyor. Bundan çok daha fazlası halakalarında oturup önlerinde diz çöken talebeleri yoluyla da ulaşıyor. Talebeleri, talebelerinin talebeleri bu şekilde de ulaşıyor. Yıllarca onun etrafında bulunmuş, yıllarca derslerine katılmış, onun tartışmalarına tanıklık etmiş, onun fikirlerini defalarca ağzından duymuş, o fikirlere yapılan itirazları cevaplarken görmüş, o fikirlere ne kadar sahip çıktığını görmüş talebelerinin naklettiği fikirler bence kitaplarında geçen bilgilerden daha güvenilirdir. Çünkü kitaplar üzerinde zamanla oynama olabilir, değiştirme olabilir,
düşme olabilir, hazif olur, eksik olabilir, farklı yorumlanma ihtimali olabilir. Cansız birer metindir bunlar sonuçta. Farklı anlaşılabilir. Bir takım şeyler de vardır. Kitaplara sonradan sokulmuş şeyler de vardır. O yüzden biz şifahi gelenek bizim için önemlidir. Yani Eş'ariler bizzat Ebu'l-Hasen el-Eş'ariye dayandırarak böyle bir itikattan bahsediyorsa biz Ebu'l-Hasen el-Eş'ari'nin bu itikatta olduğunu kabul ediyoruz demektir. Veya İmam Maturidi'nin keza bu şekilde olduğunu düşünüyoruz demektir. Böylece Mu'tezile Ebu'l-Hasen el-Eş'ariye gelinceye kadar orada da isimlerini kısmen zikretmiş olduğum imamların eliyle itizal fikri İslam dünyasında ciddi anlamda bir yaygınlık gösterdi. İşte Basra'da, Bağdat'ta özellikle yayıldı ve o bölgede artık sadece konuşulan bir fikir olmaktan çıktı. Arapların es-sa'id dediği hakim bir fikir, bir düşünce haline geldi. Yönetim ailesini, yönetici tabakayı da etkileri altına aldılar. Ve ondan sonra biliyorsunuz tarihte meşhur Ahmed İbn Hanbel ve arkadaşlarının kendilerine reva görülen o tarihteki eziyetleri, cefaları, o mihne olaylarını hatırlayabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim mahluk mudur, değil midir? Etrafında yaşanan tartışmalar. O dönemdeki Ehl-i Sünnet imamlarına Mutezile marifetiyle dönemin idarecileri tarafından uygulanan işkenceler hatırlandığında Mutezile burada tarihte ciddi anlamda bir efendim kendilerine kara leke olarak bu onların tarihine geçiyor ve ondan sonra Mutezile'nin düşüşünü de başlatan bir tarihte bir süreç olarak yerini almış oluyor. Daha sonra Ebu'l-Hasen el-Eş'ari ile karşı bir mukavemet başlıyor. Ebu'l-Hasen el-Eş'ari'den önce Kalanisiler var, İbn-i Küllaplar var, El-Kattanlar var, orada Ehl-i Sünnet imamları vardır. Bunların birçoğu muhaddisler, El-Muhasililer var. Bunlar Ehl-i Sünnet'in hazırlayıcı, Ehl-i Sünnet kelamının hazırlayıcı önderleri kabul ediliyor. Ehl-i Sünnet kelamını eğer Ebu'l-Hasen el-Eş'ari veya Ebu Mansur el-Maturidi ile başlatacak olursak, bunlar bu görüşleri, bu fikirleri hemen ilk defa kendileri üretmiş değil. Bunlar zaten tevarüz edilen şeylerdi ve özellikle bu kadar somut haliyle veya bu somutluğa yakın haliyle bunları ilk defa dillendirenler, az evvel isimlerini verdiğim hazırlık dönemi Ehl-i Sünnet kelamcılarıdırlar. Onlarla ilk defa Mutezile'ye karşı bir mukavemet başlatılıyor. Bunların içinde muhaddis olanlar da var. Mutezile'ye karşı ciddi bir mukavemet başlıyor. Mutezili fikirler ciddi anlamda eleştiriliyor, nakz ediliyor, karşı deliller getiriliyor ve Ebu'l-Hasen el-Eş'ari ile beraber efendim Mutezile ile Ehl-i Sünnet tartışması zirveye varıyor. Çok daha güçlü, çok daha düzenli, çok daha efendim yaygın biçimde Ehl-i Sünnet'in Mutezile'ye reddeli, itirazları, onlarla tartışması, naksları, muarazaları artık tarih sahnesinde yerini almış oluyor. İşte ondan sonra artık Mutezile gerek mihne olaylarıyla, gerekse daha sonra bu kendilerine karşı fikri duruş ortaya koyan bu cepheyle Mutezile'nin şeyi kırılıyor, etkisi, eski etkisi kırılıyor. Ve zaman içerisinde Mutezile artık Eş'arilikle beraber Mutezile Bağdat ve Basra'da eski şeyini, o popülaritesini kaybettikten sonra bakıyorsunuz Hicri 5. yüzyıldan sonra itizal hareketi neredeyse artık sadece tarih yani fikir müzesinde yer alan sadece birer düşünce olarak kalıyor. Ve o dönemlerde Hicri 3. yüzyıl gibi dönemlerde itizal hareketi Şiilik içerisine sızıyor. Artık Şia içerisinde itizal kendini ifade ediyor. Şia zarfı içerisinde mutezili fikirler savunuluyor ve birçok o dönemdeki mutezili alim aynı zamanda Şiilerle ciddi irtibatları var. Şiilerin savunduğu birçok fikri savunuyor. Burası ilginçtir. Aslında Vasıl bin Ata'nın Hazreti Ali de dahil olmak üzere işte Sıffin Savaşı'na katılan sahabilerle ilgili görüşü pek de olumlu görüş değildir ama yine de onun önderliğini yapmış olduğu itizal hareketi Şia tarafından benimseniyor. Şia'nın belki o dönemde şeyi yok. Yani bir metafizik düşüncesi yok. Bir umur-u amme diyebileceğimiz itikadiyatına zemin teşkil edecek o temel felsefesi, inanç felsefesi olmadığı için belki itizalde bunu hazır bulduğundan mıdır bilmiyorum. Veya özel münasebetler, yakınlıklar belki olabilir kişisel. Bunlar aracılığıyla ve özellikle o dönemki o Büveyhoğulları devleti döneminde onlar tarafından itizal fikirleri benimseniyor ve Şia dünyasına bu şekilde taşınmış oluyor. İşte ondan sonra itizal fikirleri Şia eliyle günümüze kadar sürdürülmüş oluyor.
Peki geçen hafta da bu soruyu sorduk. Dedik ki o dönemde, şimdi biz daha çok Mutezile'yi anlattık. Vasıl bin Ata'dan başlayarak Ehl-i Sünnet alimleri ne yapıyordu diye geçen hafta bu soruyu sorduk. Buna cevap vermeye çalıştık. Ehl-i Sünnet alimleri de o dönemde itikadi alanda hiçbir şey konuşmuyor değil. Bütün bunlar olup biterken koca koca imamların el-emru bil ma'ruf ve nehyu anil münker mükellefiyetinin farkında olmaları gerekir. Kesinlikle onlar da bir şey yapmışlardır. Etrafındaki insanları uyarmışlardır. Hatta kitap veya kitapçık denebilecek eserler kaleme almışlardır. Ya da talebelerine verdikleri cevaplar zaman içerisinde kaleme dökülmüştür. Ve işte İmam-ı Azam'ın bilmiş olduğu, bildiğimiz işte El-Fıkhul Ekber, işte El-Alim ve'l-Mutaallim, işte El-Vasiyye gibi ilk devir akaid literatürünün öncülerini teşkil eden kitaplar. El-Fıkhul Ekber adıyla İmam Şafii'ye nispet edilen kitap da vardır. Buna benzer, hatta daha önceki dönemlerde bile yazılmış risaleler var. Ehl-i Sünnet imamları, müştehit imamların o dönemde böyle kitaplar yazdığını biliyoruz. Etraflarındaki insanlara ciddi anlamda nasihat ettiklerini biliyoruz. İtikadi alana dair. Kendilerine sorulan sorulara cevap verdiklerini biliyoruz. Hatta İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin fıkıh ilmiyle iştigal etmeden önce, o denli fıkha girmeden önce Basra'ya defalarca gittiği ve Basra'da kelamcılarla, işte muhalif bidatçı fırkalarla itikadi konularda münazaralar yaptığı, tartışmalara girdiği, defalarca bunun için gittiği ve hep bunları yaptığı, icra ettiği biliniyor. Kendisi anlatıyor. Ve daha sonra bu kelami tartışmaların faydalı olmadığını ve biraz daha açık konuşacak olursak, biraz insanın gururunu okşadığını ve zaman işte tartışmacı, cedelci tarz insan ruhunu da zamanla bu kalıba soktuğu için insanın efendim rivayetlere karşı samimiyetini, o koşulsuzluğunu, teslimiyet duygusunu zedelediğini kaynaklarda ifade ettiği söyleniyor. Bundan dolayı pek kelami duruşa, o kelamcı kişiliğe pek sıcak bakmadığı, oğlunu da, oğlu Hammad'ı da bu konuda ciddi anlamda uyardığı da İmam-ı Azam'ın menakibine dair yazılan kitaplarda yer alıyor. Hatta oğluna oradan söylediği bir şey çok önemlidir. Biz diyor tartışırdık ama diyor biz muhatabımızın ayağı kayacak korkusuyla ben bir şey söylerim, söylediğim söze tepki üzerine, o bir tepki duyar, tepkiyle kalkar bu sefer hepten kantarın topuzunu kaçırır da hepten dinden çıkar, dalalete düşer korkusuyla biz başımızın tepesinde kuşlar olduğu halde biz tartışırdık, münazara ederdik. Yani aman hasmımız bizim bir sözümüz üzerine efendim dolduruşa gelip de ölçüsüzce bir laf söyleyip de bu sefer yanlış bir fikre saklanmasın diye muhatabı üzerindeki o hassasiyeti, o digerdanlığını söylüyor. Ama bakıyoruz ki siz hasmı ilzam etmek için, susturmak için efendim hakikat illaki benim elimde tecelli etsin. Onun batıl olduğunu, batıl taraftarı olduğunu insanların yüzüne vurayım diye biraz daha böyle nefsi bir efendim saikle, nefsani bir saikle bu işi yaptığınızı görüyorum diyor ve men ediyor. Buradan tabii şu da çıkıyor. Bu çok önemli bir nokta. Demek ki İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kelam ilmine o dönemde karşı olması, kelamcı kişiliği benimsememesi aslında muhteva itibariyle, temelde yöntem itibariyle benimsememesinden kaynaklanan bir şey değil. Bu kelam alanının ve kelamcı kişiliğin karşılaşacağı zorluklarla alakalı bir şeydir. Önündeki vartalarla alakalı bir şeydir. Bu bakımdan bir insan kendini kelama fazla kaptırmadan, işte ihlasından, samimiyetinden, işte kaynaklara olan teslimiyet ve bağlılık duygusundan ödün vermemeye çalışarak, Allah'la arasındaki o kurbiyet alakasını sıkı sıkıya muhafaza etmeye çalışarak bir taraftan münkirlere, bidatçılara cevap vermeye kalkarsa, ki bunun tarihte örnekleri var, ölçüyü kaçırmamak kaydı şartıyla, nefsine ve nefsaniyetine sahip çıkmak şartıyla bunu yaparsa, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin aslında burada zemmettiği bir şey yok demektir. Muhteva itibariyle kelama zemmetmediğini buradan da anlayabiliyoruz. Nitekim daha sonraki alimler bunu fark ettikleri için İmam-ı Azam'ın tabilerinden, Ebu Mansur el-Maturidi İmam-ı Azam'ın tabilerindendir. Onun mezhebinin kendi yaşadığı bölgelerin büyük müdafilerinden, imamlarındandır. Yani sadece kelam yazmamış, İmam-ı Azam'ın usulü fıkhını, fıkıhtaki yöntemini, asıllarını, delillerini de konu edinen kitaplar da yazmıştır. Tam bir Hanefi'dir, İmam-ı Azam tabiidir. Bu takdirde demek ki kelamla ilgili eleştirileri efendim böyle anlayabilmemiz için önemli bir ipucu bizim için teşkil ediyor İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin bu sözü. İşte
İşte Ehl-i Sünnet kelamcılarının o dönemde, Ehl-i Sünnet alimlerinin, müştehit imamlarının o dönemde kelama karşı koyuşlarının arkasında İmam-ı Azam'ın bu örneğinde de gördüğümüz gibi öyle bir şey var. Ve özellikle bunlar Mutezile'ye karşı bir duruştur. Ve o gün kelamcı dendiği zaman kelamcı demek eşittir Kur'an'ın mahluk olduğunu savunan kimse demekti. Kelam Mutezile'nin elindeydi. Mutezile'nin en temel fikri, sloganlaştırdıkları, bayraklaştırdıkları en temel fikirleri neydi? Kur'an mahluktur. Paraloydu adeta bu. Dolayısıyla kelamcılık Kur'an'ın mahluk olduğu iddiası anlamına geldiği için kelama bir zem vardı. Daha sonradan alimler bu inceliği fark ederek kelam mektebini Ehl-i Sünnet içine taşımışlar ama olduğu gibi taşımamışlar. Fikirlerini ayıklayarak, işte itizal fikirlerini içinden ayıklayarak sadece bu yöntemi benimsemişler. Nedir kelam yöntemi? Buna da değinelim. Yani daha fazla soru işareti oluşmadan zihinlerde. Kelam yöntemi demek İslam inanç esaslarını akliyat üzerinden, o gün akliyat, hikemiyat diye bilinen o günkü dönemin bilimleri, o bilimlerde kullanılan kavramlar ve o bilimlerde kullanılan o argümantasyon kalıpları, istidlal kalıpları, yöntemleri içerisinde İslam itikat esaslarının savunusu demektir. Aslında aynı şeye inanıyorlar. Amentüler aynı. Fakat karşı taraftan, muhaliflerden ciddi anlamda itirazlar var. Batıl görüşler, bidat nitelikli görüşler ortaya çıkıyor. Bu görüşleri cevaplama ihtiyacı duyuyor. Bir taraftan bu görüşleri cevaplıyorlar. Bu görüşleri cevaplarken kullandıkları dil, işte o dönemin akli dili diyelim biz. O dönemin efendim hikemi dilini kullanıyorlar. Yani siz Ehl-i Sünnet imamları akide dediğimiz o döneme ait kitaplarda Cevher Araz teorisinden bahsedildiğini görmezsiniz. Alem a'yan ve arazdır. A'yan cisimdir ya da cüz'ün la'yete cezadır. Cevheri fettir diye böyle bir kavram geçmez. Bu kavramlar üzerinden alemin hadis olduğu, dolayısıyla onun bir muhdise ihtiyacı olduğu, dolayısıyla alemin muhdise Allah'tır denerek bir ispatı vacip yoluna girildiği, Allah'ın varlığının bu yolla ispat edildiğine şahit olmazsınız. Neden şahit olmazsınız? İki sebep var. Bir, bu konular henüz o dönemde artık imamlarımızın dikkatini, ilgisini çekecek kadar tehdit sayılabilecek nitelikte bir görüş haline gelmiş değil, yaygınlaşmış bir fikir değil. Dolayısıyla buna cevap verme ihtiyacı yok ve bu kavramları da kullanma ihtiyacı yok. İki, bu kavramlar henüz daha fizik kavramlardır. Fizik bilgisi dışarıdan geliyor. Dış dünyadan tercüme edilen kitaplar yoluyla İslam dünyasına giriyor. Yeni yeni bu kavramlar İslam dünyasına intikal ediyor. Alimlerimizin, imamlarımızın daha çok ilgi alanları işte hadistir, fıkıhtır, işte fıkhın usulüyle uğraşmaktır, fetvalardır. Bunlar daha çok yani özelde dini ilimler olduğu için bu kavramları ilgili kaynaklardan almak, işte bu kavramların içeriğini incelemek, içeriğinde mahsurlu şeyler var mı? Bizim fizik yani tevhide uygun, tevhid merkezli, Kur'ani bir fizik sistemi inşa etmek gibi bir ihtisas alanları da yok, böyle bir ihtiyaç da yok. Bununla da irtibatlandığını. Daha sonra kelamcılar bakıyorlar ki filozoflar alemin kadim olduğunu savunuyorlar ve onlar da Cevher Araz teorisinden hareket ediyorlar. Aynı Cevher Araz teorisini kullanarak filozoflar alemin kadim olduğunu, ezeli olduğunu savunuyorlar ki bu Cenab-ı Allah'ın yaratıcılık vasfının berhava olması demektir. Bu sefer bizim kelamcı alimlerimiz kalkıyor diyor ki bilimi tabulaştırmayın. Bilimsel kavramlar insan eliyle içi doldurulmuş kavramlardır. Bilim dediğin şey aslında insanın inanışıdır. Yani bir yerden sonra ideolojidir. Siz neden cevheri böyle tanımlıyorsunuz? Neden arazı böyle tanımlıyorsunuz? Hareket, sükun neden böyle olsun ki? Hayır, hareket, sükun öyle değildir, böyledir. Mekan tanımınız niye öyle olsun ki? Mekan öyle bir şey değildir, böyle bir şeydir diyorlar. Filozoflar diyor ki mekan kuşatan cismin, kuşatılan cismin dış yüzeyine temas eden iç yüzeyidir. Kuşatılan cismin, bardağın içindeki suyu düşünelim. Suyun dış yüzeyi var. O dış yüzey bardağın iç yüzeyine temas ediyor. İşte mekan denen şey diyor bizim İslam filozofları. Kuşatıcı cismin, kuşatılan cismin dış yüzeyiyle temas halinde bulunan iç yüzeyidir. Bardağın içindeki yüzeyidir. Yani mekanı maddileştiriyor. Mekanı maddi bir gerçeklik haline getiriyor. Bizim kelamcılarımız diyor ki hayır öyle değil. Mekanı böyle maddi gerçeklik haline getirdiği zaman bu sefer alemin sonsuzluğu fikri ortaya çıkıyor. Çünkü siz arştan bahsediyorsunuz.
kürelerden bahsediyorsunuz. Eflak-ı-Tis'a'dan bahsediyorsunuz. Dokuz felek diyorsunuz. Küreler birbirini kaplar diyorsunuz. O küreler madem ki maddidir, madem ki efendim maddidir onlar, şu halde onların da bir mekanı olmalıdır. Mekan da maddi bir şey olduğuna göre o küreleri kaplayan bir madde var demektir. Onların mekanı da maddi olması itibariyle o küreler de madde tarafından kaplanmış. Onu kaplayan da madde tarafından kaplanmış. Onu kaplayan da madde tarafından kaplanmış. Her bir küreye madde çıkarmak, madde bulmak, her bir küreye mekan ihdas etmek zorunda olduğum için her bir mekan ihdası dolaylı olarak yeni bir madde ihdası demektir. Böylece maddenin sonu gelmiyor. İşte alemin ötesinde sonsuz feza vardır diyen filozofların efendim temel dayanakları budur. İşte burada ne var? Alemin sonsuz bir hacimde olması. Bu kainatı maddi aleme hasretmek anlamına gelir. Maddenin sonsuzlaştırılması demektir. Bu Cenab-ı Allah'ın yaratıcılığı gibi temel bir İslami ilkeyle de efendim bağdaşılıyor. Kelamcımız hemen buradaki büyüsü fark ediyor. Ve diyor ki neden siz illa ki efendim mekanı böyle tarif ediyorsunuz? Gördünüz mü siz? Kürenin içinde yer aldığı mekanın bizzat maddi bir şey olduğunu gördünüz mü? Yok. Siz teorik olarak bunu söylüyorsunuz. Aslında bir çıkarımda bulunuyorsunuz. Bir kurgu yapıyorsunuz diyorlar. İşte İmam Gazali'nin ilahiyat alanında, metafizik alanında filozofların dedikleri hep vehmiyattır. Kurgusaldır derken kastettiği şey bu. Ve bizim kelamcılarımız mekana yeni bir açılım getiriyor. Mekan o değildir diyor. Mekan nedir? Mekan ferahı mevhumdur. Yani tamamen mevhum, vehmi bir boşluktur. Gerçekliği yoktur. Maddi bir şey değildir. Dolayısıyla arşın içinde yer almış olduğu bir mekandan bahsettiğimizde var olan, gerçek olan, maddi olan bir şeyden bahsetmiş olmayız. Mevhum bir boşluktan bahsederiz. Dolayısıyla madde alemi sonsuzdur demek gibi bir duruma da düşmeyiz diyor. İşte bilimin İslamileştirilmesi diye bugün bir proje var ya, işte bu projenin aslında bizim kelamcılar eliyle çok da üzerine düşmemişler. Sadece itikada bir şekilde taalluk eden kavramlar üzerinden bunu yapmışlar. İşte hareket, sükun, işte cevher, araz gibi, işte mekan, zaman vesaire gibi bu kavramlar üzerinden, itikadiyatla ilgili kavramlar üzerinden o günkü efendim bilimi ne yapmışlar? Kur'an ve tevhid ekseninde içini boşaltıp yeniden doldurmuşlar. Kavramları yeniden kullanmışlar. Konumuz aslında bu değil. Bir örnek olsun diye söyledim yani. Evet. Şimdi Allah Resulü'nden sonra sahabe döneminin sonlarına doğru, özellikle genç sahabelerin sonlarına doğru bir takım batıl fikirlerin ortaya çıktığını söyledik. Bu fikirler karşısında sahabenin tavrından bahsettik. Daha sonra gelen ehl-i sünnet imamların tavrından bahsettik. Bunları reddeden, etrafındaki insanlara uyaran, zaman zaman işte sorulara cevap veren, risaleler kaleme alan bir tavırdan bahsettik. Daha sonra Mutezile'nin İslam dünyasına yaygınlaşmasıyla beraber, görüşlerini kitap yoluyla, tartışma yoluyla, her türlü telkin aracını kullanmak yoluyla, görüşlerini İslam dünyasına yaydıklarında artık o dönemin Hicri 3. yüzyılın ve özellikle 4. yüzyılın başlarındaki Ehl-i Sünnet alimlerin kaçınılmaz bir vazifesi, görevi olarak karşılarına çıkıyor. Mutezile denen bu gaile ile fikri zeminde tartışmak, onların kullandığı kavramları tek tek ele almak, bu kavramlar üzerinden onlarla itikadiyat alanında bir münazaraya, polemiğe girme ihtiyacı duyuluyor. Tartışmalar esnasında oluşan bir takım kavramlar, bir takım görüşler ve bunların kitaplara kaydedilmesi, işte Ehl-i Sünnet kelamının tedvinini hazırlayan, tedvinini başlatan bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. İşte burada daha önceki dönemde yazılmış kitaplar, işte İmam-ı Azam'a nispet edilen El-Fukul Ekberler, El-Vasiyeler, El-Alimler-Mutaallimler, İşte İmam Şafii'ye nispet edilen El-Fukul Ekber ve o dönemde yazılmış eserler, daha sonra yazılmış Ebu'l-Hasen el-Eş'ari ve takipçilerinin yazmış olduğu eserlerde kullanılan kavramlar onlarda yok. Kullanılan dil ve üslup, o mantıki, cedeli üslup onlarda yok. İşte bu iki tedvin tarzı birbirinden ayrılıyor. Bazı alimler, çok genel bir yargı değildir bu, bazı alimler diyorlar ki, işte ilk devir imamlarının yazdığı, o üsluba akide üslubu deniyor. Ona ilmul akide, ilmi usulüddin, ilmi tevhid ve sıfat çeşitli isimler veriliyor. Mahza orada İslam itikadiyatı anlatılıyor ve anlatılırken hep Kur'an ayetleri, Allah Resulü'nün meşhur sünnetleri kullanılıyor. Ve bir de çok hatabi nitelikli, yani herkesin vicdanını, gönlünü tahrik etmeye yetebilecek, harekete geçirebilecek, kendi aklını başına getirebilecek bir uyarı dili, yer yer vaaz ve nasihat dili kullanılıyor. Ama daha sonraki dönemin kitaplarına geldiğimiz zaman bakıyorsunuz tamamen orada bir terminoloji var, terimler var.
bir şey ispat edilirken bakıyorsunuz bir üslup, farklı bir üslup var. Cedeli bir üslup takip ediliyor. Neden? Çünkü muhatap Mutezile. Mutezile görüşlerini bu şekilde ispatlıyor. Bizim imamlarımız o görüşleri bu şekilde çürütüyor. Daha sonra bakıyorsunuz bir yüzyıl sonra muhataplara felsefe-i İslam denilen filozoflar katılıyor. Onların da üslubu aynı şekilde kelam kitaplarına taşınıyor. Ve bakıyorsunuz Razi ile beraber, Beyzavi ile beraber yani 6 ve 7. yüzyıllarda kelam üslubu biraz daha değişiyor. Tamamen felsefi bir üsluba. İşte felsefi kelam denen derken bunu kastediyorlar. Felsefi bir üsluba dönüşmüş oluyor. Bu iki dönemin, bu üç dönemin hatta arası ayrılıyor. Bu arada buna da gelmiş olduk. Selef döneminin kelamına veya itikadi çalışmalarına, itikadi duruşuna, itikadi efendim anlamda vermiş oldukları eserlere ve bu eserlerde ele alınan meselelerin ele alınış tarzına akide, akaid, ilm, usulüddin, ilim, tevhid ve sıfat deniyor. Daha sonra gelen eşari ve daha sonraki takipçileriyle gelen birinci dönem yani erken dönem veya mütekaddimin dönemi kelam çalışmalarında hep Mutezile ile tartışmalar ağırlıklı olarak henüz daha felsefe-i İslam o kadar yaygınlaşmış değil. Onlarla yapılan tartışmalar hep Mutezile üzerinden olduğu için dil ona göre Mutezile'nin benimsediği bir dil. Buna da mütekaddimin kelamı deniyor. Orada farklı bir dille karşılaşıyor. Ama bir kelam dönemidir o. Kelam döneminin başlangıcıdır. Daha sonra 6. ve 7. yüzyıllara gelindiğinde artık felsefe kitapları yaygınlaşıyor. Mantık ilmi yaygınlaşıyor. Mantık ilminin o dili tamamen benimseniyor. O felsefi kazı yerel kitaplara taşınıyor. Ve felsefecilerle münazaralara giriliyor. Haliyle o konular da kelam kitaplarına taşınmış oluyor. Bakıyorsunuz o dönemde yazılan kitapların dili de muhteviyatı da önceki kelam dönemi olmasına rağmen önceki dönemde yazılanlara göre çok ciddi anlamda farklılık arz ediyor. İşte İmam Şafii, İmam Razi'nin, Fakhrur Razi'nin kitapları bunun için iyi bir örnek olabilir. Beyzavi'nin kitapları, gerek küçük gerek büyük kitapları, 5 cilde kadar yazdığı eserler var. El-Mafaribul Aliyyesi mesela. Buna da işte müteahhirin dönemi kelam deniliyor. Ya da felsefi kelam adı veriliyor. İşte Fakhrur Razi ve Beyzavi ile özellikle efendim başlamış oluyor. Biz bundan sonraki derslerimizde ne yapacağız? Bizim yapacağımız nedir? Biz hangi metni takip ediyoruz? Biz inşallah henüz yeni bir ders olduğu için, yeni bir seminer olduğu için, henüz sizinle yeni tanıştığım için seviye nedir? Onu tam baştan kestiremiyorum. Temelden başlayalım dedik. Her müminin bilmesi gereken, sahiplenmesi, kuşanması gereken temel itikat prensipleri nelerdir? İşte Kur'an ayetleriyle altı beslene beslene. Yine o iknai yöntem kullanıla. Cedeli, diyalektik yöntem değil. O biraz kafa karıştırabilir. En özellikle o formata alışmayan insanlar için. Dedi ki, El-Akidut Tahaviye diye bilinen İmam Tahavi'nin, İmam Azam Ebu Hanife, İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf. Bu üç imamın Ehl-i Sünnet'e dair görüşlerini özetlediği küçük bir kitapçı. Bunu esas alalım dedik. Önümüzdeki haftalarda inşallah onunla başlamış olacağız. Ama önümüzdeki hafta söz bitmiş değil. Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Bidat. Ne demek Ehl-i Sünnet? Ne kastediyoruz? Ehl-i Sünnet'in şiarı nedir? Ehl-i Sünnet'in duruşu nedir? Meselelere yaklaşımdaki metodu nedir? Ehl-i Bidat'ın metodu nedir? Meselelere nasıl yaklaşırlar? Usulü nedir? Farklılaştıkları, bu ayrımın, bu ayrılığın, hilafın, şikakın ortaya çıkmasında metot anlamında sebepler nelerdir? Onlara inşallah değineceğiz. Önümüzdeki hafta Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Bidat konusunu bitirip eğer bitirebilirsek, muvaffak olursak bir sonraki hafta artık metne başlayabiliriz. O derste inşallah mümkünse herkes Tahavi akidesinden bir nüsha edinebilirse, şerhleri de var. İsterse şerhlerinden edinebilirler. Onlar için daha avantajlı olur. Kendilerini dersi daha iyi takip edebilmeler açısından, daha sonra mütalaa edebilmeler açısından faydalı olur. Yani bildiğimiz o klasik usul, kelime kelime okuyacağız. Önce metni analiz edeceğiz. Önce müellif ne diyor? Lafız düzeyinde ne dediğini anlayacağız. Ondan sonra konunun arka planına ineceğiz. Bir konu olarak, problem olarak bu nerede duruyor bu mesele? Onu konuşacağız. Ve bu şekilde yani hem lafız hem mana ve konu bağlamında o metni burada işlemeye çalışacağız. Bu bakımdan metin olması sizin için çok faydalı olur. Belki gerekli olur. Bu aynı zamanda şunu da ifade ediyor demektir. Şu anlama geliyor. Yani bu derse katılanların bir düzey Arapçası olması gerekiyor. Çünkü Arapça bir metin takip edeceğiz. Belki ben her geldiğim derste okuyacağım bölümün bu Arapça metnini Türkçe'ye çeviririm. Burada dokümanlarda Türkçe çevirisini size getirebilirim ama fakat dersin o tadını, kıvamını
yakalayamazsınız. Bunda Arapça bilenler o metni böyle birebir okuyup anlayanlar derse üç boyutlu nüfus sağlarken siz tek boyutlu nüfus sağlamak durumunda kalırsınız. En son benim hüküm cümlelerimi, son toparlamalarımı efendim duymuş olursunuz. Onlarla yetinmek durumunda kalırsınız. O yüzden Arapça bilenlerin bu dersten daha fazla istifade edeceğini baştan itiraf edelim.